Polat beldesinin günümüze kadar gelmiş ve hala yaşatılmakta olan en önemli ve belli başlı yemek çeşitleri ve özel ikramlarıdır bahse konu olan program. Her birinin hazırlanışı ve kullanılan içerik itibariyle yöre üretimi tercih sebebi olup bu tür malzemelerden oluşmaktadır. Et, bulgur, katık yani ayran, süt, sebze, meyve ve hatta bölgenin hava ve suyu ile üretimini lezzet farkı bakımından pozitif yönde etkilemekte ve eşsiz kılmaktadır diyebilirim. Ortadan kayboldum, bilmiyorum ekmek pişirmeyi. Ne bileyim diyeyim doktora. Yöre kadınlarının küçücük farklarla da olsa neredeyse tek elden çıkmışçasına aynı yemekleri aynı lezzette yapabilmeleri geleneğin sürdürülmesindeki sıkı dayanışmaya da en güzel örnektir. Yine yağ, çökelek, peynir gibi beyaz ürünlerin yanı sıra salça, kavurma, turşu, reçel, zahire yani bulgur ve bakliyat çeşitleri kış aylarına yönelik hazırlıklar bakımından her evin vazgeçilmezleridir. Küçük yaşta gurbet elde gezer divana divana. Küçük yaşta gurbet elde gezer divana divana. Defteri kalemi elde yazar divana. Defteri kalemin elde yazar divana divana. Minnet eylemem feleğe, aşığım ben bir meleğe. Minnet eylemem feleğe, aşığım ben bir meleğe. Süt oldum girdim eleğe, süzer divana. Doldum girdim eleye, süzer divana divana. (Gülüyor)
Işıkların bağrı dağlı, her tarafı bahçe bağlı. Aşıkların bağrı dağlı, her tarafı bahçe bağlı. Bazı yaban, bazı yağlı, geçer divana divana. Bazı yaban, bazı yağlı, geçer divana. Feleğin çarkı kırılsın, menzil almasın yorulsun. Feleğin çarkı kırılsın, menzil almasın yorulsun. İsterse bana darılsın, küser divana. İsterse bana darımsın, küser divana divana. Seyit Meftuni'nin dili, Hakk'a ayan olsun hali. Seyit Meftuni'nin dili, dosta ayan olsun hali. Taşa değse aşkın yeli, tozar divana. Taşa değse aşkın yeri, tozar divana. Yüksek rakım, bereketli topraklar, yayla havası ve soğuk kaynak sularının hakim olduğu bu coğrafyada yapılan hayvancılık, besicilik ve tarım ise yemek kültüründeki oluşa gelen bu lezzet ve çeşitliliğin en temel öğeleridir. Satam neydi?
Polat mutfak kültürüne ait tüm yemek ve çeşitlerini şu başlıklar altında kısaca açıklayabiliriz. Ekmekler, mayalı ekmek, kınalı ekmek, yufka ekmeği, semsek, çiğ kömbe, keklik kömbesi, çökelek yanıcı, patates yanıcı, kuymak yanıcı, yağ yanıcı, saçta katmer, mısır unu pleke, çörek. Uzun daha alttan bağlı. Film ne kadar kalacak bu haliyle bu? En aşağı 3 gün vardı. Siz ne yapalım? Köfteler olarak içli köfte, analı kızlı, kel köfte, tiritli köfte, ekşili köfte, mercimekli köfte, patatesli köfte, çiğleme köfte, sarımsaklı köfte, ayranlı köfte, dut yaprağından, köfte ayrıca yine kiraz yaprağı ve ayva yaprağından. Çorbalar ise soğuk katıklı çorba, fesleğenle süslenir. Borani çorba, dere kenarından toplanan narpızlı. Bulama çorba, tarhana çorbası, kemikli et ve ıspanaklı nohutlu çeşitleri de vardır. Bulgurlu mercimek çorbası, kara çorba, kabak katması, helle. Pilavları ise şu şekilde sıralayabiliriz. Yahnili pilav, salçalı etli pilav, sarımsaklı tavşanlama pilav, mercimekli pilav, simit pilavı. Elim yandı o yüzden. Valla 30 sene sonra seni izlerler artık. Fare yapma. Ben ölürsem değil mi? İkinci daha güzel olur. Evet Fahriye abla, sendeyiz. Evet. Anlat bakalım. Bayram geliyor diye yufka açıyoruz. Daha kınalımız var, üçlü köftemiz var. Gurbetçilerimiz gelir, bunlar yemeden gitmezler. Bayramı sezdiler mi hemen gurbetçiler köye gelirler. Bütün gurbetçiler de bekliyoruz ama. Bütün köyümüzün gurbetçileri gelsin, köftemizi yesin, yufkamızı yesin, kınalımızı yesinler. Tadına baksınlar, her zaman gelsinler. Polat'ın üçlü köftesi meşhurdur. Daha ne diyeyim? Ne istiyorsan onu söyle. Anlat, nasıl yapıyorsun ekmeği, onu anlat. Ekmeğe hamuru yoğuruyoruz. Tahtayı koyup yufka üstünde açıyoruz böylece. Ve sacın üstüne atıp pişiriyoruz. İçli köfteyle ıslayıp bir güzel yiyoruz. Bunun yemesi güzel oluyor. Yiyeceksin ki, tadını alacaksın ki ne olduğunu bilesin. Böyle bakarak hiçbir şey anlaşılmaz. O yüzden buyurun gelin yiyin. Hep reklamdasın ha. Hep evet. Reklam. Evet, Polat'ın reklamını yapıyor. Polat'ın reklamını yapam ki. Aşçılık yapam bir de. Doğru söylüyorsun. Değil mi? Gündüz tütün sapladım. Gece de yufka açıyorum. İşte böyleyiz biz. Daha ne diyeyim? Yemekleri ise kabak çiçeği dolması, kuymak, özellikle hamile ve lohusa hanımlar için, cıdaba, yumurtalı ıspanak, yoğurt, taze yoğurt şeklinde sıralayabilirim. Kurutulmuş yiyeceklere ise şu örnekleri verebiliriz. Fasulye, biber, patlıcan, elma, armut, erik, kayısı. Bunların ismi neyse yörede gak diye hitap edilir, tabirlenir. Ve kabak. Oluklu ya da çıkmadık mı?
kolu kola da takmadık mı? Gözüme patlama düşer, algı olmaksa yatmadık mı? Tek 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 yerler, dost 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 emler. Tatlı yiyecekler kategorisinde ise sucuk, cevizli, fındıklı, fıstıklı diye ayırabiliriz. Kara dut, ceviz, pestil, pestil de yine dut, pekmez ve kayısı pestili olarak çeşitlenir. Üzüm, kara dut ve cevizi döverek yapılan ezme, sütlaç, yörede buna sütlü denir ve baklava. Kışlıklar ise salça, bulgur çeşitleri, un, turşu, çökelek, özellikle deri çökeleği, peynir, yağ, yağ da tereyağı ve taze yağ olarak ikiye ayrılır, kaymak ve kavurma. Sallan dur, hiç gitmeden orada dur.